Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi uçak öreceğiz hep birlikte. Ekranda görmüş olduğunuz rengarenk bu şirin uçağı birlikte öreceğiz, öğreneceğiz. Videomda sizlere yeni amigurumi teknikleri de öğreteceğim. Adım adım anlatıyorum. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videolarımı izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar uçağın yan kanatlarını öreceğiz. Öreceğimiz parça bu. Bu parçanın aynısını öreceğiz. Yani iki adet örüyoruz. Mavi iplikle yani gövde rengiyle öreceğim. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 kısa ipliği çekelim. Spiral öreceğiz. İşaret kullanalım. Şimdi ikinci sırada bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift. 1 2 2 bir tane tek bir tane çift 1 2 bir tane tek bir tane çift örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 9 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3 1 2 2 tane tek 1 2 bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift, bir, iki, iki tane tek, bir tane çift örüyoruz. Bir, iki, sırayı tamamlıyoruz. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi dördüncü sırada 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 1 tane çift örüyoruz. 3 tane tek 1 2 3 1 tane çift. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 15 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 5. 4 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 bir tane çift örüyoruz. 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift 4 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 bir tane çift örüyorum. Sırayı da tamamlıyoruz. Toplamda 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 2 sıra öreceğiz. Her sırada 18 tane sık iğne olacak. 18, 18. 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamlıyorum. Şimdi geliyoruz yeni sıraya. 8 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Bir tane çift öreceğiz. 1, 2, 8 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane çift örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 20 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 2 sıra daha öreceğiz. Her sırada 20, 20 sık iğne olacak. 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra daha örgüyü tamamladım. Şimdi geliyorum yeni sıraya. 9 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane çift örüyorum. 9 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane çift örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Sırada da toplam 22 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi son sırayı öreceğiz. Sadece 22 tane düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, sırayı tamamlıyorum ve çalışmamı da burada bitirmiş oluyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar ve parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Şimdi arkadaşlar ön pervanenin orta göbeğini öreceğiz, ana motorunu. Bu pervaneleri de onun etrafına dikeceğiz. Beyaz iplikle örgüye başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kısa ipliği çekelim. İkinci sırayı öreceğim. Her dikişin içine çift örüyorsunuz. Yani 6 tane çift öreceğiz. 1, 2, ikinci çift, 3. 4. 5. çift, 6. çift. 1, 2. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz. 3 sıra. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet, 3 sıra örgümü tamamlıyorum arkadaşlar. Böylece çalışmayı da bitiriyorum. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi sırada arka kanatlar var arkadaşlar. 3 adet kanat öreceğiz. Bir tanesi büyük olacak. Diğer ikisi birbirinin eşi olacak. 2 de küçük kanat öreceğiz. Şimdi önce büyük kanattan başlıyorum örmeye. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa ipliği çekeceğim.
İşaret kullanalım. Spiral öreceğiz. Şimdi ikinci sırada iki tane tek örüyoruz. Bir, iki, bir tane çift, iki tane tek, bir, iki, bir tane çift örüyorum. Sırayı da tamamlıyorum. Sırada toplam 8 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırada 3 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 1 tane çift öreceğiz. 3 tane tek, 1, 2, 3, 1 tane çift örüyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 10 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi dördüncü sırada 4 tane tek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 1 tane çift örüyorum. 4 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 1 tane çift öreceğim. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 5. sırayı öreceğim. 5 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 1 tane çift öreceğiz. 1, 2, 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 1 tane çift örüyoruz. 1, 2, sırayı da tamamlıyorum. Sırada toplam 14 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sırayı öreceğim. 3 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, 1 tane çift örüyoruz. 1, 2. Şimdi 6 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 tane çift örelim. 3 tane tek, 1, 2, 3. Böylece sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi sırada iki küçük kanat var. Onları öreceğiz. Ben bir tanesinin örülüşünü göstereceğim. Siz bir adet daha örersiniz. Sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Kısa ipliği çekeceğim. Şimdi ikinci sırada spiral öreceğiz. İşaret kullanalım. Her dikişin içine çift öreceğiz. Toplam 5 tane çift örüyorsunuz. 1, 2. İkinciyi öreceğim. 1, 2. Üçüncü. 1, 2, dördüncü ve sonuncuyu öreceğim. 5. çift. Çalışmamı tamamlıyorum. Sırada da toplam 10 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 3. sırayı öreceğim. Sadece 10 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi geliyoruz dördüncü sıraya. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. 1 tane çift örüyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4. 1 tane çift örüyorum. Sırayı tamamlıyoruz. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi düz sadece 12 tane öreceğiz. Sıra sonuna kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve sonuncuyu öreceğim. 12. Çalışmamı tamamlıyorum arkadaşlar. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Evet arkadaşlar, çalışmamı böylece tamamlıyorum. İki parça da hazır. Bir adet daha örüp hazırlıyorsunuz. Bunları da dikiş için şimdilik bir kenara koyuyoruz. Şimdi uçağın üst kısmına dikeceğimiz beyaz bir parça var. O parçayı öreceğiz. 7 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlayacağım. 5 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonda kalan tek zincirin içine aynı yere 3 tane sık iğne öreceğiz. Aynı zincirin içine örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi zincirlerin diğer tarafına dönüyoruz. 4 tane tek tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Sonda kalan zincirin içine de çift örüyoruz. 1, 2. Çalışmayı böylece tamamlıyorum. Başlangıçta çıktığım zincirin içine de sırayı bir zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Sırada da toplam 14 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Yeni sıraya başlayacağız. 6 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane. 1, 2, 6 tane tek örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane çift, 1, 2, sırayı da birleştirelim. İkinci sırayı da böylece bitirmiş oluyoruz. Sırada da toplam 16 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3, bir zincir çekerek başlıyoruz, düz öreceğiz. Sadece 16 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3, 15 ve 16. Sırayı birleştiriyorum. Çalışmamı bitiriyorum. İpliği de dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi parçalarımız hazır olduğuna göre artık dikmeye başlayabiliriz. Önce ön pervanenin küçük motorunu dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi tam ortaya bu şekilde tutturuyorsunuz ve dönerek her bir dikişe bir tane sık iğne gelecek şekilde buradan dikiyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı dikeceğiz. Tam kapamadan önce de içine elyaflı doldurmayı unutmayacağız. Bakın dikişi böyle yapıyoruz. Bir iç taraftan alıyoruz.
Sonra yandakinden geçiriyoruz. Gövdeye dikiyoruz. İç taraftan geçiriyoruz. Bir yandakinden geçiriyorum. Gövdeye dikiyoruz. Bu şekilde sıra sıra tek tek dikeceğiz. Öğrettiğim gibi dikiyoruz arkadaşlar. İçini de elyafla dolduruyoruz. Evet, dikişim hazır. Görüntü böyle olacak arkadaşlar. Şimdi sırada pervaneler var. Sarı pervaneleri alıyoruz. Şimdi bu pervaneleri de bu beyaz motor, ana motor, pervane motorunun etrafına düzgünce yerleştirip dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada 1, 2, 3. sıraya yerleştireceksiniz. Hepsini önce iğneleyerek tutturacağız. Evet, pervaneleri tutturuyorsunuz iğneyle. Sonra da dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesinin dikişini size göstereceğim. Diğer parçaları da siz dikerek çalışmanızı tamamlarsınız. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Öncelikle ipi geçiriyoruz iğneye. Buradan sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. delikten itibaren. 1, 2, 3, 4.den itibaren buraya dikeceğiz. Önce beyaz parçadan dikiyorsunuz. Sonra bu sarı parçadan iğneyi geçiriyorsunuz bu şekilde. Böyle geçireceğiz. Ve sonra tekrar buraya dikeceğiz. Yine aynısını yapıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Sonra beyaz parçanın üstüne dikiyoruz. Evet. Dikişimiz böyle. Diktikten sonra da çalışmanızın şekli arkadaşlar böyle görünecek. Şimdi orantılı bir şekilde diğer parçaları da dikerek buluşuyoruz. Evet, ön pervaneleri diktikten sonra da bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi yan kanatları takmaya. Şimdi yan kanatları bakın arkadaşlar, bu mavi sıraların ikinci sırasından itibaren yerleştiriyorsunuz. 1, 2 sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sıra, yani bu mavi sıraların 10. sırasına da kanadın bitişini, yani oraya kadar dikişini tamamlıyoruz. 2 ve 10. sıralar arasına. Diğer kanadı da aynı simetriyle dikiyorsunuz arkadaşlar. İçlerini de elyafla dolduruyorsunuz. Burada yaptığımız dikiş çalışmasının aynısını yapacağız. Bir parçadan dikeceğiz, sonra gövdeye dikerek tamamlayacağız. Şimdi dikelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, iki yan kanadı da diktim, tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şöyle her açıdan size göstereyim. Doğru ve orantılı şekilde dikmeye dikkat ediyorsunuz. Şimdi sıra geldi kuyruk bölümündeki 3 kanadı dikmeye. Şimdi elimizde 3 tane kanat var arkadaşlar. Bir tanesi biraz daha büyük. İkisi de birbirinin aynısı. Evet, kuyruk kanatlarını da bu şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Ana büyük kanat iki yan kanadı ortalayacak şekilde yerleşecek. Diğer iki küçük kanadı da yanlara gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Nereden itibaren? Bakın burada bir sırada bulalar örmüştük. İlmeklerin yarısı dışarıda kalmıştı. O sıralardan itibaren yerleştirip dikeceğiz arkadaşlar. Çalışalım, dikelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, arka kanatları da diktikten sonra çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi son parçayı dikmeye. Son parçada uçağın üst kısmını dikeceğimiz bu beyaz parça arkadaşlar. Onu da nereye dikeceğiz? Hemen ikinci mavi sıraların ikinci sırasından itibaren yerleştiriyorsunuz. Buraya düz bir çizgiyi takip eder gibi dikiyoruz. Önce dikerek karşılıklı bu iki parçayı
karşılıklı dikerek kapatacağız. Bakın böyle karşılıklı dikiyorsunuz ve kapatıyoruz. Buradan alıyorum, buradan alıyorum, böyle karşılıklı bu şekilde dikiyoruz. Buradan da alalım, uçtan çıkaralım iğnemizi. Evet, parçamız bu arkadaşlar. Şimdi bu parçayı iki kanadı ortalayacak şekilde ikinci sıradan itibaren dikeceğim. Şuradan başlıyorum dikmeye. Buradan alıyorum karşılıklı. Sonra tekrar gövdeye dikiyorum. Buradan dikeceğim. Evet, sıra sıra dikiyoruz arkadaşlar ve çalışmayı bitirince de buluşuyoruz. Öğrettiğim gibi devam ediyorsunuz dikmeye. Evet, görüntü böyle olacak. Burayı tam ortalayacak ve dikiyoruz, buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, dikişimi de tamamlıyorum. Bütün çalışmalarımızı da böylece bitirmiş oluyoruz. Hepinizin eline sağlık. Sizleri tebrik ediyorum. Amigurumi uçak hazır. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.